Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bakınız bugün neredeyiz arkadaşlar? Derneğimizdeyiz görüyorsunuz. Arabalarımızla geldik. Bugün antrenman yarışı var arkadaşlar. Ama 100 küsür kilometre, 130 herhalde. Arkadaşlar ben ekelerimi hiç antrenman yaptıramadım arkadaşlar. Bakalım yarın itibariyle nasıl gelirler bilmiyorum. 30 tane kuş verdim arkadaşlar biraz önce. Şimdi de diğer arkadaşlar kuşlarını yüklüyor. Bakınız. Şöyle içeri gireyim ama sessiz olmam lazım, kusura bakmayın. Bakınız arkadaşlar. Ben ne öğretiyordum evde? Su içmeleri, görüyorsunuz değil mi? Aynı. Bakınız kuşlar içeride hepsi. Ik kwam een paar weken geleden terug, toen was een half jaar weg. Maar vorig jaar mooi in Koer, kwam hij terug. Hier op met... Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Bakınız, bunlar dernek numaraları. Deze man zijn er weer. Buraya kuşlar giriyor arkadaşlar. 21-67 bizim derneğin. Yançı Hafiz Vay. Bakınız arkadaşlar, burada iki tane görevli var bizim dernekten. Onlar saatten geçirmiyoruz çünkü antrenman yarışı olduğu için. Direkt veriyoruz şimdi. Ben sattım arkadaşlar 30 tane. Dediğim gibi hiç antrenman yaptırmadan direkt verdim arkadaşlar. Çünkü ne havalar müsaade etti ne de zaman. Bunu da kaçırırsam direkt 150 kilometreye gidecek kuşlar. O yüzden vereceğiz artık, bakalım nasıl olur bilmiyorum arkadaşlar. Burası da derneğimizin içi arkadaşlar. Bakınız. Alın size kırmızı arkadaşlar, bakınız. 9053 kuşa karşı birinci kırmızı. Nico, mag ik jou filmen? Nico, mag ik jou filmen? Ja, voor mij wel. Is goed jongen. Die mensen willen weten hoe hij dive afgeeft. Hier, deze onze Nico. Pronk. Robby, mag ik jou ook filmen? Wat is goed jongen. Deze Robby van de Pas. Hier, kijk. Deze is oefenvlukje. Yani antrenman yarışı arkadaşlar, saatin üzerinden geçirmiyoruz. Sordum. Bakınız bu Robby van de Pas, benim tanıdığım en iyi kuşlardan bir tanesi arkadaşlar. Bu fil yapıyor mey Nico? Precies 50. 50? Ja. 50 tane veriyor arkadaşlar. Oh, zwart wit ben? Deze mooie dui. Oh, donker. Dat was de Scherp. Eerste van Agen vorig jaar. Serieus? Tegen hoeveel duiven? Tegen hoeveel duiven? Ook zo'n verhaal. Deze mooie duif, man. Echt. Ja, je moet je goed vaststellen. Arkadaşlar, iki günlük maraton yarışıyor. Şimdi antrenman gibi veriyor. Geçen sene birinci olmuş. Hey! Kijk. Deze Henk van der As. Alles goed, Henk? Prima. Ja? Ja. Hij komt op YouTube, hè? Hey, heb je Huub gezien, die film van Huub? Nee? Huub is tegen mijn man. Komt er nog duiven? Denk niet meer.
Was niet Nicolaas, denk ik. Ik ben de laatste. Nee. Ben inkorf de laatste. Arkadaşlar bakın, sandıkların arkasına bakın. Ben ne anlattım evde? Aynısını birebir yaptım dedim arkadaşlar. Görüyorsunuz buradan su içiyorlar. Dışarı çıkayım arkadaşlar. Bakınız. 50 cent? Evet arkadaşlar, içeride fazla konuşamadım, kusura bakmayın. Bu antrenman yarışı olduğu için saatlere üzerinden geçirmedik. Sadece direkt verdik ama ben temin dedim arkadaşlar. İnanın bana, benim erkeklerim diyorum, ekelerim hiçbir yere gitmeden direkt arkadaşlar, yani hiç antrenman yaptırmadan direkt 130 kilometreye verdim. Bakalım yarın ağlayabiliriz de. Ama iki tane beyaz boncuğu bıraktım arkadaşlar. Onlar hiçbir yere gitmediler. Diğerleri artık gelirlerse haftaya gerçek yarışlar başlıyor. Dediğim gibi kendim bir yere götüremediğim için arkadaşlar mecbur buna vermek zorundaydım. Bakınız herkes arabalarıyla geliyor. Bizim derneğimiz burası arkadaşlar. Çok eski bir dernek, bakınız. Arkadaşlar. Eskiden başka yerdeydi ama buraya taşımışlar 91'de. Görüyorsunuz Yancy Hawkins. 91 yılında. Burası da arkadaşlar aşağı yukarı bir 10-12 tane futbol sahasının olduğu bizim kasabanın futbol takımının sahası arkadaşlar. Burada her türlü saha var. Bunlar komple saha arkadaşlar. Görüyorsunuz. Normal amatör bir takım yani. Evet. Nico kattı. Arkadaşlar o Robbie van de Pas. Şu bizim dernek başkanımız. Gerçekten iyi yarışçılar arkadaşlar. Bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar, bakalım yarın kötü olabilir. Çünkü Robbie'nin dediğine, yani başkanın dediğine göre rüzgar kafadan esiyormuş. Bilmiyorum arkadaşlar. Hiç antrenmansız bir 3-5 sene önce böyle vermiştim. O yarışta birinci olmuştum ama şimdi çok tecrübesizler. Ev uçumları çok güzel gerçi. Hepiniz takip ediyorsunuz. Ama ne olur ne gider bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bunu atlarsam haftaya gerçek yarış var. Yani hiç kendim antrenman yaptıramadım. Havalar müsaade etmedi zaten arkadaşlar. Şöyle bir dışarı çıkarayım sizi. Bakınız. Burası Alexander Sport Park dedikleri. Yani bakınız, Prince William Alexander Sport Park. Yani onun adına Prens'in ne diyor ona? Spor salonu yani. Spor kompleks yani arkadaşlar. Öyle diyeyim. Birazdan kamyon gelecek arkadaşlar. Buraya yanaşıyor. Kuşlarımızı içeride gördünüz. Ben nasıl sandığa su eğitimini veriyorsam yavrulara, gördünüz. Oradan su içiyorlar. Çünkü sandıkla getirdiğiniz zaman buraya arkadaşlar kuşlar susuyor. Susayınca da ne oluyor arkadaşlar? Sandıkta su içemiyorlar. Eğer bu eğitimi verirseniz direkt, ben temin sularını ben kattım arkadaşlar. Çekemedim çünkü içeride pek Türkçe konuşmak da istemiyorum, anladığınız üzere. O yüzden arkadaşlar anlatmaya çalıştım veya çekmeye çalıştım size. Gene 8 dakikalık video oldu. Kısa kısa çekiyorum böyle. En azından bir bilgi sahibi olun diye. Normalde ama kuşlar arkadaşlar tek tek saatten kontrol edilerek geçirmesi lazım. Yani gerçek bir official yarış olsa, bu değil. Bu antrenman olduğu için hani normal sen evden götürüyormuşsun gibi, ama biz kendimiz şimdi kamyona vereceğiz arkadaşlar. Ondan sonra kamyon geldikten sonra da yüklemesini yapıp göndereceğiz. Bakalım, burada durdurayım videomu arkadaşlar. Eğer kamyon geldiğinde çekebilirsek çekerim. Veya ben eğer yükleyeceksem kamyon arkadaşlar, çekemem. O yüzden bir 10 dakikayı doldurayım. Belki çekersem de bu videonun arkasına onu eklemeye çalışırım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi derneğimiz burada. Gerçekten büyük yarışçılar var arkadaşlar. Yani şu Robbie dediğim adam mesela Hollanda'ya nam yapmış. O Pronk kuşlarını gördünüz. Onlar hep maratoncu adamlar. Ama şu anda onlar da antrenman niyetine arkadaşlar kuşlarını veriyor sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, biraz içeride kısık sesle konuştum, kusura kalmayın. Ama tahminim şöyle, olayın ne olduğunu anlamışsınızdır. Ben burada videoma son verirken arkadaşlar inşallah kamyon
yüklenirse onu çekip arkadaşlar eklemeye çalışacağım. Ne diyordum ben? Herkesin bildiği kendi kadar, benim bildiğim bu kadar. Ve bir Ergün Aysarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz, oyunlar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.